Merhaba sevgili ikizler. Selamlar sevgili ikizler. Nasılsınız, iyi misiniz? Keyifli, neşeli ve tatlı bir aya giriyorsunuz. İkizler Burcu'na çok güzel bir ay bekliyor diyoruz. Evet. Neler var, neler yok, bir bakarım hadi. Evet, ikizler için terazi ayları keyifli aylardır. Bu ayda öyle hem terazi burcunda yeni ay olacak, hem koç burcunda bir ay tutulması olacak. İkizler için güzel, keyifli, şaşırtıcı, ani, sürpriz kavramlar ortaya çıkabilir. Haftanın, ayın ilk haftasında gökyüzü biraz gergin. Yine o gladyatörler meydana çıkmış savaş halinde. Gökyüzünde çok ciddi gladyatör çatışması var. Plüton'a kare yapmış, Uranüs'e karşıt açıda ve bu etkilerle beraber bir yeni ay doğacak 5 Ekim'de 11 derece terazi burcunda. Dolayısıyla ikizler direkt etki almıyor. Ama yakın çevreleri, arkadaşları, ait oldukları sosyal gruplar, iş yaşamı, yani bunlarla ilgili etkiler olabilir. Yakın çevresiyle alakalı olacak. Evet. Yani yakın çevresindeki insanlar ve yakın arkadaşları olabilir. Onlarla ilgili bazı sıkıntılara şahit olacaklar. Tabii bu ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar evet. için geçerli. Evet. Onun haricinde ikizler burcunu hatta iyi etkileyecek bir yeni ay bile diyebiliriz. Tabii, güneş ve ay pozisyonu ikizlere üçgen açı yaptığı için gökyüzünde özellikle ikinci dekan doğumlu ikizler burçları için, Haziran başı doğanlar için özellikle olumlu bir yeni ay diyebiliriz. Vallahi bu yeni ay onların sosyal yaşamını arttırır. Evet. Sosyal yaşamını arttırır. Mars'ın Başak Burcu'na geçmesiyle 15 Ekim'den itibaren de aile hayatıyla ilgili konuları da çok fazlasıyla gündeme getirecektir. Aile yaşamı, aileyle ilgili konular. Bazıları ev alabilirler, bazıları ev satabilirler. Evde işler olabilir, ofis gibi kullanabilirler. Evi ofis gibi kullanabilirler. Evde çalışma ortamları oluşabilir. Çünkü Mars'ın buradaki etkisi, Mars bundan hızlı hareket ederken Satürn'e çok büyük bir destek açısı verecek. Arkasından hızlı hareket ettiği döngüde Plüton'a bir destek açısı verecek. Yani çalıştıkları parayı işte ne diyebilirim bir eve yatırabilirler. Geleceklerini garanti altına almak için aileyle ilgili konularda bir destek alabilirler. Bu gezegen döngüsü biraz güneş yerine kare olabileceği için işte biraz böyle sıkıntılara da sebebiyet verebiliyor yani ay ortasında. Mide problemleri olabilir bazen. O dördüncü evdeki Mars sindirim sistemi. Mide ve bağırsak problemleri yapabilir. 7 Ekim'de Venüs yaya geçecek. Öncesinde Venüs'ün yaya geçmesi ikizler için tam karşıt evleri olduğu için ilişkilerine olumlu etki yapacaktır. Evet. Eşleriyle ilgili ilişkilerinde güzel etkiler olabilir, yeni tanışmalar olabilir, var olan ilişkilerde biraz daha gelişmeler olabilir. Venüs aslında oradayken. Tabii ki bir de 19 Ekim'de Koç burcunda ay tutulması var. Hı-hı. 16 Ekim'de de Venüs üçgen Uranüs var. Ben yeni tanışmalara açık olduklarına. Yeni tanışmalar için uygun bir ikizlerin aşka yönelebileceğine, Juno'nun da Kova'dan destek açısı olduğunu görüyorum. Yani keyif alacakları bir döngü. Şimdi Koç burcundaki ay tutulması ikizleri nasıl etkiler? Şimdi düşündüğümüz takdirde sosyalleştirir. Flörtleri ön plana çıkartan. Arkadaşlıklarda ani aşkların başlaması. Evet. Arkadaşlar. Ani bir evlilik teklifi olabilir mi? Ani, olabilir. Beklenmedik bir evlilik teklifi. Beklenmedik bir ilişki teklifi. Beklenmedik bir birliktelik. Evet. Bazılarında beklenmedik hamilelik ve çocuk da olabiliyor. 19 Ekim Koç burcu tutulmasıyla beraber hayatlarında ilerleme başlıyor. Güzel diyorum ben o kısma kadar. 21 Ekim'de Merkür retro harekete başlıyor yönetici gezegenleri. Orada bir ilginçlik var işte. Biraz bir detay verelim ona. 6. evde olacağı için bu retro hareket günlük hayatlarında iş yaşamları olabilir. Çalışmayanlar için günlük hayatlarında bazı aksilikler olabilir. Evdeki aşk ilişkinin arızalanması, bozulması, günlük rutinlerini etkileyebilecek sorunlar, belki sağlıkla ilgili bazı problemler olabilir veya bir check-up yaptırmak. Hani şimdi, retroda geçmiş sorunların ikisini beraber için. Bakarım. Şimdi 19 Ekim Koç burcu ay tutulması ve yeni ayla beraber birleşiyor. Bir de Merkür retro harekete giriyor ya. Bu nedir biliyor musun? Hamilelik. Hamilelikle ilgili aşılama, tüp bebek, bununla ilgili onlarla bazı yapılar, çalışmalar. 21 Ekim Merkür retro hareket bu dönemde başlar. Bazı ikizlerinde gerçekten çocuk sahibi olacağını gösterir. Böyle bir yapıdır. İşte şeye dikkat etmek gerekiyor. Burada 21 Ekim'de Merkür'ün retro hareketli olması 6. evde
iş ve kariyerde düşüşe sebebiyet veriyor. Evet. Aslında haritada Mars'ın Başak Burcu'nda olması, işte Venüs'ün Yay Burcu'nda olması ikizlerle ilgili destek veriyor ama Merkür'ün retro harekette bulunması, eğer az çalıştıysa, evet, eğer yeterince mücadele etmediyse, eğer geçmişe bir şeyler ekmediyse iş yeriyle ilgili sıkıntılar yaşayacak. Evet. Eğer bunları yapmadıysa ödül alacak ve yükselecek. Bunları rahatlıkla söyleyebiliriz. 23 Ekim'de Güneş de Akrep Burcu'na geçecek. Aslında bunlarla ilgili detaylı bilgiler alabilmek için haftada bilinçokuru astroloji videolarının haftalık yorumlarına daha dikkatli bir şekilde dinlerseniz bu konularla ilgili daha fazlasıyla detaylarda bence yakalarlar diyorum. Kesinlikle. Bir de bilinçokuru.com'da Merkür Retrosu'nun ana etkilerinin nerelere sebebiyet vereceğini, neler yapmamaları ve neler yapmaları gerektiğiyle ilgili pek çok bilgi var. Orası bir databank zaten. Hı hı. O databankta bu konuyla ilgili çok da fazla bilgi alabilirler. Ben sevgiler diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Güle güle.